İyi günler çocuklar. Ben Matraç-ı Riyazi İlköğretim Okulu 3. 5. sınıf öğretmeni Gülay Kırkul. Dersimiz Türkçe. Konu dilimizi öğrenelim. Tümcenin öğeleri yüklem ve özne. Bir hatırlayalım. Geçen dersimizde yüklemi geçmiştik. Neydi yüklem? Bir tümcede iş, oluş bildiren sözcüklere yüklem diyorduk. Tümcenin temel öğesidir. Genelde tümce sonunda bulunur, bazı tümcelerde de başında ya da ortasında bulunabilir. Örneğin, Ali ipek böceği besleyecekti. Buradaki yüklem sonunda bulunuyor. Geçen dersimizde detaylıca bunları işlemiştik. Kimse sevmez tembel çocukları dediğimde buradaki yüklem tümcenin içinde bulunuyor. Tümcenin temel öğeleri dediğimizde iki tane temel öğesi var. Dün detaylıca yüklemi geçmiştik. Bugün de özneyi konuşacağız. Demek ki tümcenin öğeleri neymiş? Temel öğeleri yüklem ve özneymiş. Bakalım özne nedir? Bir tümcede bildirilen işi yapan ya da bu durumu üzerine alan varlığa özne denilmektedir. Her sözcük özne görevinde kullanılamaz. Yalnızca isimler ya da zamirler tümcede özne görevinde kullanılabilir. Özneyi bulmak için genellikle yükleme kim ve ne sorularını sorarak buluruz. Örneklerle devam edelim. Örneğin, Ali ipek böceği besleyecekti. Tümcemizde ilk önce yüklemi buluyoruz. Yüklem zaten genelde tümcenin sonunda bulunuyordu ve bir işi, bir oluşu bize bildiriyordu. Besleyecekti kelimesi de bir yüklem olduğuna göre özneyi bulmak için ne yapıyorduk? Yükleme kim ve ne sorularını ya kim ya da ne sorusunu sorarak özneyi buluyoruz. Kim besleyecekti dediğimizde buradaki cevap Ali olacaktır ve bu da Ali bir öznedir. Araba kaza yaptı. Buradaki yaptı bir yüklemdir. Yaptı kelimesi bir yüklemdir. Biz kim ya da ne sorularını yönelterek özneyi buluyorduk. Kim yaptı? Özne araba yaptı. O arkamızdan yürüdü. Buradaki yüklem yürüdü. Özneyi bulmak için kim sorusunu sorduğumuzda kim yürüdü? O yürüdü. O da bir öznedir. Peki çocuklar, özneyi öğrendik ama bazı tümcelerde özne bulunmayabilir. Bu da gizli öznedir. Bakalım gizli özne neymiş? Öznenin tümce içinde bizzat yer almadığı ancak yükleme ve yüklemin aldığı eklere bakılarak bulunabilen öznelerdir. Örneklerle devam edelim. Dün akşam bize geldi dediğimizde buradaki yüklem geldidir. Özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorularını soruyorduk. Kim geldi dediğimde burada kim sorusuna karşılık alan icbi kelime yok. Kim geldi sözcüğünden ne anlarız? O geldi. Buradaki geldi bir yüklemdir. Özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorularını bularak özneyi buluyorduk.
Kim geldi dediğimizde buradaki kim sorusuna karşılık hiçbir kelime yok. Kim geldi sözlüğünden ne anlıyoruz? O geldi. Ama burada o kelimesi olmadığına göre o halde o bir gizli öznedir. Bahçemizi güzelce suladık. Yüklem suladık. Kim suladık dediğimizde buradaki kim sorusuna cevap yok. Ama ne anlıyoruz biz? Bu sorunun aslında biz olduğunu anlıyoruz. Ama buradaki biz olmadığına göre biz gizli öznedir. Tatilde Avrupa turu yaptılar. Buradaki yüklem yaptılar. Kim yaptılar dediğimizde onlar yaptılar cevabını istiyoruz bu tümcede. Ama burada onlar kelimesi yok. O halde onlar gizli öznedir. Bakalım bir diğer etkinliğimize. Aşağıdaki tümcelerin öğelerini bulunuz diyor. Ayşe teyzesinin kapısını çaldı. Buradaki çaldı bir yüklemdir. Kim çaldı dediğimize göre Ayşe çaldı. O halde Ayşe de bir öznedir. Kutuda bir sürü yumurta vardı. Vardı bir yüklemdir. Ne vardı dediğimizde bir sürü yumurta, bu da bir öznedir. Dün akşam eve geç geldiniz. Geldiniz bir yüklemdir. Kim geldiniz? Buradaki siz kelimesini istiyor gözlerimiz ama burada siz kelimesi olmadığına göre siz gizli öznedir. Tırtıllar ipek böceğine dönüştü. Yüklem dönüştü. Kim dönüştü dediğimize göre buradaki özne de tırtıllardır. Umarım dersi anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar.